Her şey tamam değil mi? Bir daha bakayım. Tamam. Şu an birisini istiyorum yanımda video çekmek için. Artık videoları birisiyle çekmek istiyorum. Sıkılıyorum. Ay ya, başlayamadı. Tamam, başlıyorum. Aloha. Aslında bugün sizlere bitenler videosu çekecektim arkadaşlar ve bitenler hani o kadar birikti ki resmen gerçekten hani çöp ev olmaya gidiyorum demeyeceğim ama yani 100'e yakın ürün olmuş mudur? Olmuş olabilir. Bir an önce bu bitenler videosunu çekmek istiyorum. Lakin gelin görün ki Türkiye gündemi ve Gebze'de hayvanların yok edilmesinden dolayı diyeceğim ben buna. Çok moralim bozuldu ve bitenler videosu çekmeye açıkçası böyle hevesim kalmadı, yani içimden gelmedi. Ve bu videoda biraz konuşalım istedim. Aslında bunu böyle YouTube'da sizlerle konuşalım mı yoksa podcast'te mi ele alayım, ondan da emin olamadım. Ama podcast'te ele almaktansa şöyle hani sizinle yüz yüze, hani siz kahvenizi yudumlarken ya da sabah akşam gün ortasında hani dinlerken böyle sohbet edermiş gibi yüz yüze olsun istedim. Çünkü artık benim burama geldi. Hatta burama geldi. Biliyorum bizim konuşma özgürlüğümüz şu an için Türkiye'de bir yere kadar. Çünkü malum hani haddinden fazla tırnak içinde konuşursak bunun bazı sonuçları olabiliyor. O yüzden dikkat ederek konuşacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu videonun konusu da bu. Yaşatmaktan yana mısın yoksa yok etmekten mi? Ve o dehşet manzarayı gördükten sonra da, daha doğrusu bakamadım, izleyemedim Instagram'da, yani gerçekten çok zorlanıyorum. Hayvanlara yapılan, çocuklara yapılan, kadınlara gösterilen bu şiddet beni fazlasıyla etkiliyor ve artık böyle ya o kadar hani sinirlerim bozuluyor ki bazen kahkaha atıyorum, bazen gülesim geliyor. Ve bu insanlarla beraber yaşamaktan dolayı çok zorlanıyorum, çok zorluk çekiyorum. Yani gönüllü olmakta da zorlanıyorum. Hep soruda kalmak için, yani soruda kalmaya da gerçekten gayret ediyorum. Olabildiğince burada hangi soru sorabilirim diyorum. Hani çünkü belli bir sonuca varıp bir yargıda da bulunma Kardelen. Hangi soru olabilirsin diyorum ama beni çok zorluyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yaşatmaktan yana mısın yoksa yok etmekten mi? Konu bana kalırsa tamamen bununla alakalı. Çünkü burada hani böyle ikiye ayırmak ve böyle kıyaslamak istemiyorum da yaşatmaktan yana olan insanlar ve eğer ki siz yaşatmaktan yana olan biriyseniz gerçekten önce kendinize, sonra çevrenize, ya çocuk, erkek, kadın, İnsan gözetmeksizin, hayvan gözetmeksizin, doğayı da bir tutarak, yani herkes ve her şeye olabildiğince, elinizden geldiğince katkı sağlamak istersiniz. Ve siz zaten varlığınızla da katkı olmak için elinizden geleni yaparsınız. Ben bunu böyle algılıyorum. Ve hayatımda bile isteye, bakın ben hani bazılarınızın ablası, bazılarınızın arkadaşı olarak burada konuşacağım. 36 yaşındayım ve 36 senelik hayatımda bir kere bile isteye kötülük yapacağım gibi bir şey olmadı içinde. Tabii ki de gıcık olduğum şeyler oldu. Tabii ki de çok sinirlendiğim, belki bunu nasıl yapabilir diye, özellikle Türkiye'de son zamanlarda çok 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 olay oldu. Ama böyle birinin kötülüğünü istemek ya da masum bir canlıya, doğaya zarar vermek inanın aklımdan geçmedi. Çünkü benim aklım, benim kalbim böyle çalışmıyor. Bunları söyleyerek ben de ne kadar bir yüce insanım falan asla demek istemiyorum. Böyle bir yerden de umarım algılamazsınız ama algılarsanız da kendiniz bilirsiniz diyeceğim böyle algılayanlar için. Biraz çünkü ne diyeceğim, yani nasıl söyleyeceğimi de tam olarak ifade etmekte zorlanıyorum. Daha doğrusu hani olabildiğince kelimelerime de dikkat etmek istiyorum bazı şeyleri söylerken, bu konudan bahsederken. Çünkü gerçekten o görüntüler benim kanımı doldurdu, dondurdu. Kanımı dondurdu. Kafam gitmiş belli ki. Şimdi şuna geleceğim. Siz eğer gerçekten yaşatmaktan yanaysanız, olabildiğince insanlara
Hani tabii ki de kötü hissettiğiniz günler de olabilir. Tabii ki kötü hissediyorsunuzdur ve bir arkadaşınıza bununla ilgili konuşabilirsiniz. Onun da morali de bozulabilir. Bu ayrı bir şey. Ama hani insan, yani kendiniz neşe dolu olursunuz. Böyle polyanacılıktan bahsetmiyorum ama ben bu doğaya, bu dünyaya ne yaparsam ona da bana da katkı sağlar. İşte bir insan mesela size problemini anlattığında beter ol, daha da beter ol falan, ya da bir arkadaşınız, hani böyle mi diyorsunuz yoksa siz de gerçekten üzülüp ya da bunu çözmemiz için neler mümkün? Burada acaba nasıl bir bakış açısına sahip olabiliriz ve bu senin için nasıl daha kolaylıkla hani biter gider hayatında çok daha güzel günler görürsün diye mi yaklaşıyorsunuz? Son zamanlarda özellikle bu yani gerçekten saçmalık olan yasanın geçmesiyle beraber ve yasayı geri çek diye birçoğumuzun söylemesiyle beraber ben şunu gördüm ki bazı insanlar ve benim sandığımdan daha da fazla olabilir bu insanlar yok etmekten yana ve bu insanların yok etmekten yana olmasına ben gönüllü değilim. Yani gönüllü olmak ne demek? Hani ben buna izin verir bir konumda bulamıyorum kendimi. Yani nasıl bunu yapabilir? Neden bu kadar kötülüğü seçer diye hep böyle bir soru halindeyim ama bu sorular beni hani bir yere çıkarmıyor. Hep böyle o döngüde, kısır döngüde tutuyor. Dolayısıyla biliyorum ki aslında gerçekten bana da iyi gelecek ve belki de bir katkı sağlayabilecek esas noktası kötülüklerin olmasına göz yummak demeyeceğim ama bu insanlarla aynı gezegende yaşıyoruz. Evet, yaşıyoruz ve buna gönüllü olmaya izin veriyorum. Çünkü gönüllü olmaya izin vermezsem daha da saçma bir hal alıyor. Daha da üzgün hissediyorum ya da kötü oluyorum yani açıkçası. Dolayısıyla da şunu sizlerle ben paylaşmak istiyorum. Yok etmekten keyif alan insanlar var arkadaşlar ve bu insanları fark ettiğinizde bence ben en azından çevremden uzaklaştırıyorum. Olabildiğince yani bir şey yapmıyorum. Gerçekten böyle bir tepki koymuyorum. Hiçbir şey ignore ediyorum. Çünkü onunla bir tartışmaya girersem gereksiz, bir şey anlatmaya çalışırsam gereksiz, hani yok etmeyi, yani yok etmeyi seçip bundan keyif aldığına, bu her anlamda kendisini de yok etmeye yönelik seçimler yapıyor olabilir. Doğaya, hayvanlara zarar verme isteği seçimi olabilir. Ya da insanları umursuyormuş gibi yapıp aslında pek de umursamıyor ya da onun iyiliğini istiyormuş gibi yapıp ya da onu dinliyormuş gibi yapıp aslında pek de dinlemiyor. İşte sizin yüzünüze iyi konuşup arkanızdan kötü konuşmak da buna dahil. Bu tarz, yani bunu her anlamda ve her alanda düşünebilirsiniz. Ama bu hayatta yaşatmaya değil de yok etmeye gönlü olan insanlar gerçekten kötülüğü de seçebilirler. Ve bu kötülüğü seçen insanlar hani neden bunu yaptı diye şaşırmak yerine o insanları hayatımızdan uzak tutup biz daha fazla yaşatmaya odaklanırsak belki bizim yaşatma seçimimiz fazlalaşırsa, hani moralimizin bozulup kenara çekilmek değil, gerçekten bunu da böyle bir inatla size rağmen alın size göstereceğiz falan gibi bir yerden de değil. Ya ben yaşatmayı seçiyorum. Ben o ağacın büyümesini seçiyorum. Ben o ağacın, o ormanın yeşermesini seçiyorum. Onu yakmayı seçmiyorum. O ormanların yok olmasını ve ondan sonra oralara binalar dikilmesini seçmektense ben çocuklarımın daha yeşil bir alanda büyümesini seçiyorum. Daha fazla oksijen solumak istiyorum gibi gibi gibi. Hayvanları işte gördüğümde ondan korkup kaçmak yerine ya da ona taş fırlatmak yerine ben kendime en başta ya da çocuğum varsa çocuğuma hayvan sevgisini ya da etrafımdaki insanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Elimden geldiğince. Ve burada önemli olan nokta ve benim de zaten bu videoyu çekmek istememin en büyük sebebi yaşatmayı mı seçiyorsun, yok etmeyi mi? Bence bunu herkes bir kendine sorsun. Ve gerçekten yaşatmayı seçiyorum. Ben hani kendimi ve başkalarını. Çünkü siz her ne kadar hep şey vardır ya, klasik örnek işte uçakta oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuklara takın derler ya. Siz kendinizi ne kadar yaşatmayı seçiyorsunuz? Kendiniz ne kadar hafifsiniz, hayat dolusunuz, neşe dolusunuz, değişim istiyorsunuz ve bunu gerçekten seçiyorsunuz. Katkı sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani
bir insana, bir şeye yani şükran duymak bile arkadaşlar bir katkıdır. Yaşadığım için, nefes aldığım için doğaya katkı sağlama. Ben doğa ve hayvanlar konusunda bu arada çok duyarlı olduğum için hep oradan örnek veriyorum ama bunu çocuklar, kadınlar yani aklım bambaşka yerlere gidiyor. Biraz aklımı toparlamakta zorlanıyorum odaklanmakta ama siz farklı şekillerde de farklı örnekleri de ele alabilirsiniz. Yani demem o ki yaşatmayı seçen insan günün sonunda zaten iyiliği de seçiyor. Ve hani şunu mesela düşündüm. Şöyle bir örnek vereyim. Benim kanımı donduran bu oldu. Hani köpeklerin işte kedilerin yanında onları zehirleyen iğneler bulundu. Hani umarım görmemişsinizdir diyeceğim ama çoğunuzun gördüğünü düşünüyorum. Ve hani siyah torbalara konulmuş ve hala nefes alan köpeklerin videoları vardı arkadaşlar. Yanında da zehir ve iğnelerle beraber. Bunu yapan insan bunu yapmayı seçiyor. Evet, bir emir almış olabilir belki. Bunu ona söyleyen birisi olmuş olabilir ama o zehri enjekte etmeyi o köpeğe seçiyor. Şimdi ben düşünemiyorum. Yani bırakın bunu yapmayı, bunu gerçekleştirmeyi. Bunu hayal bile edemiyorum. Dolayısıyla da burada hani o insan bunu nasıl yapar diye de hani bir döngüye girmek ve sizi de bu döngüye sokmak yani istemiyorum ama bu da bir seçim. Ve o kişi nasıl yok etmeyi seçiyorsa ve bir canlıyı belki öyle o şekilde zarar verip sonra rahatça uyuyabiliyorsa bir köpeğin, bir kedinin, bir hayvanın kılına zarar geldiğinde sizden dolayı değil başka birinden dolayı günlerce uykusu kaçan insanlar da var. Ve dolayısıyla ben bizim daha da uyanmamız, farkındalığımızın artması, bilinçlenmemiz ve bilinçli seçimler yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Bu yüzden böyle bu video hani benim seçimim biraz böyle hani wake up call, uyanma çağrısı vardır ya. Bu anlamda neden böyle oluyor, niye böyle oluyor ya takılmaktansa ben bunun değişmesi için ne yapabilirim? Nasıl bir katkı sağlayabilirim? Buna odaklanmak belki daha fazla destek olabilir her birimize diye düşünüyorum. Umarım biraz olsun hani size farklı bir bakış açısı sunmak istedim. Yani siz neyi seçiyorsunuz ve yaptığınız her küçük seçim aslında bir şey yaratıyor. Dolayısıyla ben mesela her gün ağaçlara sarılırım. Her gün ağaçlarla konuşurum. Aranızda kardelen falan diyenler de olabilir ama gerçekten ağaca hiç sarılmadıysanız ne demek istediğimi anlayamıyor olabilirsiniz. Gidin arkadaşlar ağaçlara sarılın, gökyüzüne bakın, gökyüzüyle konuşun. Tabii sesli böyle konuşmanıza gerek yok. İçinizden şükredin, elinizi toprağa koyun. Yani yürüyebildiğiniz zaman denizde, kumlarda, toprakta basın, yürüyün. Doğayla bir olmayı bence gerçekten insanlar yeteri kadar deneyimleseydi dünyada bu kadar çok kötülük belki de olmazdı. Ya da seçimler bu yönde belki de olmazdı diye düşünüyorum. Başka çok şeyler söylemek var. Yani çok şeyler söylemek geçiyor içimden. Ama söylemeyeceğim şu an için. Daha kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz bir Türkiye'de ki bunu da ben seçtim. Haydi beraber seçelim. Özgür ifadenin vuku bulduğu bir Türkiye'de gerçekten ne videolar çekerim. Nelerden nelerden konuşuruz işte o zaman korkusuzca. Aslında korkmaktan değil ama yani biliyorsunuz iş nerelere varıyor. O yüzden her şeyin değişmesini seçiyorum diyeyim ve ben bu videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki video yani umarım artık Türkiye gündeminde sinirimizi bozacak, bizi üzecek saçma sapan şeyler olmaz da biz de böyle kendimiz neyle ilgili videolar çekmek istiyorsak günlük böyle hayatla ilgili işte benim size bir tane videosu çekmem gibi o konulara rahatlıkla odaklanabiliriz. Diyorum ya günlük işlerimizi yaparken bile hani ben mesela odaklanmakta zorlanıyorum hani gerçekten bugün çok sinirim bozuldu. Dolayısıyla da yine o soruyu sorarak bu videoyu bitireyim. Siz yaşatmayı mı seçiyorsunuz yoksa yok etmeyi mi? Eğer ki ben kardelen yok etmekten keyif alıyorum derseniz de gerçekten mi?
Ya da bunun nesini seviyorsunuz? Ya da bu gerçekten size mi ait diye sormak istiyorum. İzlediğiniz için tekrardan kocaman kocaman mahalo. Instagram'ı, TikTok'umu şuralara bir yerlere bırakıyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olursanız, kaçak giriş yapmayınız. Abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten desteğinizi bana bu şekilde göstermiş oluyorsunuz. Bu arada şurada sim var, sim görüyorum ama gözüme fars dönüşmüyor. Yani simli fark. Neyse, haftaya bambaşka bir videoda ya da vlogda görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu video hani sizin tanıdığınız birilerine, arkadaşlarınıza katkı sağlarsa ya da böyle morali bozuk hani bir arkadaşınız vardı. Tabii öyle inanılmaz neşe dolu, inanılmaz bir video, of ne eğleneceksiniz falan gibi bir video olmadı ama yine de hani bu bağlamda katkı sağlayacağını düşündüğünüz biri olursa videoyu o kişiyle de paylaşırsanız çok müteşekkir olurum, çok minnettar olurum diyorum. Ve ne olmuş yani podcast'te de bu arada geri döndüm Instagram'dan. Onun da Instagram'ı var ama çok aktif değilim. Ama yeni bölümler gelecek. Hatta her hafta ya da iki haftada bir bölüm gelecek büyük ihtimalle. Biraz daha aktif olmak istiyorum. Podcast'ı da çok seviyorum. Onun da bilgisini vermiş olayım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve umarım ben hani bunu biliyorum zorlamamalıyım ama her birinizin yaşatmayı seçmesi için neler mümkün diyeceğim. Yok etmeyi seçenlere de gönüllü olmamız için neler mümkün diyeceğim. Çünkü direnç gösterirsek aslında ona katkı sağlamış oluyoruzdur. Belki de haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün kilo videosunu çektim. O kilo serüvenimle ilgili. Onda ışığı açmamıştım. Şimdi ışığı açtım. Ama güneş dedim hani bulut geçişi falan olunca renk değişiyor ya. Renk değişmez o kadar dedim. Doğal ışıkta çekmek istedim. Ben doğal ışığı seviyorum. Olmadı. O yüzden bundan sonra bu ışıkta çekeceğim. Yani hep bir ışık kullanmayı düşünüyorum. Yoksa çok zorlanıyoruz renk konusunda. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Görüşmek üzere haftaya.